Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emre. Bugün sizlerle beraber arabaaklı.com ailesi için test sürüş konseptimizde yeni Nissan Micra ile beraberiz. Öncelikle bu araçın çekim imkanını bize sunan Nissan Yüzbaşıoğlu'na ve araç içinde bizimle beraber olacak Atalay Bey'e teşekkür ediyorum. Umarım hepiniz için keyifli ve bilgi dolu bir video olur. Hepinize iyi seyirler dilerim. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber test sürüşü konseptimizde Nissan Micra ile beraberiz. Yeni Nissan Micra ile. Atalay Bey, size tekrardan bu video için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bu aracın bize markası, modeli hakkında küçük bir bilgi alabilir miyiz? Kullandığımız araç 1.0 benzinli otomatik. X-Tronic şanzımanlı. Platinyum donanım en üst paket. Şimdi Micra'ya bakınca inanılmaz bir yenilenme görüyoruz. Evet, yani her şeyle çok farklı bir platformda bir araba. Dış görünüm olarak çok farklı. Hı-hı. Ama ambiyans olarak baktığında zaman çok farklı arabaları hissettiriyor. Bu Renault-Nissan ortaklığından sonra bu arka kapının açılışı, kapıdaki tuş biniş inişimiz, Renault'dan bayağı bir almışız gibi. Bu ittifaktan dolayı güzel şeyler katmış diyebilir miyiz? Aynen öyle. Zaten aynı platformu kullandığı için arka kapı kolları gizli, yani saklı yani. Biraz daha tek kapı havası veriyor. Bagaj hacmi 300 litreye genişledi, işte uzadı, biraz daha genişledi. Dışarıdan önden baktığımız zaman da çok heybetli bir yapısı var. Yani artık B segment gibi durmuyor. Aynen öyle. Kaşkay ile minyatür Kaşkay'mış gibi söyleyebiliriz. Arkadan baktığımda da bana garip bir şekilde, bilmiyorum size anımsattım ama Yaris'i, Juke'u böyle karışım bir Juke Yaris karışım bir hava gösteriyor. Artık o sınıfta zaten birbirine benzemeyen otomobil yok. Muhtemelen ondan kaynaklı olabilir. Şimdi bu araçta düşünülen şeylerden bir tanesi, artık yeni teknolojide Renault da Clio da böyle getirdi. 1.0 bir motorumuz var. Aynen. 3 silindirli. 100 beygir gücünde tek şanzıman ve motor seçeneğiyle geliyor. Yani tabii dilerseniz manuelde alabiliyorsunuz. Şimdi bu araba ilk bindiğim zaman 1.0 beni de çok korkutuyordu. Yani 1.0 motor daha önce Kaşkay'da da 1.3'tü. Onda da düşünce vardı ama. Aynen. 1.0 olunca daha düşünüyorum ama girişat olarak mükemmel. Hiç yani 1.0 bir araba kullanıyor musun gibi değil. Aracın ağırlığı 1080 kilogram. Dolayısıyla taşımaktan yana bir problem yaşamayacak. Torkumuz da yüksek. Yani 144 Nm. Yeterli seviyede. Haricinde de zaten aracın ağırlığını da getirmiş olduğu avantajla birlikte çok rahatlıkla yürüyebiliyor. Yani yolda bir bayılma falan ben hiç hissetmiyorum kullandığı. Atıyor yani. Hani bayılmayı bırakın atıyor. Bu arada ekstradan spor modu da var. Şurada bir düğme var. Bu düğmeyi kullandığında biraz daha devirli kullanıyor. Şurada mı düğme? Aynen. İlginç. Ona basınca spora geçiyor yani. Evet. Hatta orada spor bir ibare çıkıyor, yeşil. Donanım olarak konuşacak olursak bu aracı biraz da. Bunda standart olarak gelen özellikler arasında kör nokta uyarı sistemi. Şerit takip zaten o da standart Vizya'dan itibaren. Haricinde çevre görüş kamera sistemi var. Bir de kafalıklarda Bose personel müzik sistemi var. Yani buradan da ses veriyor. Aynen. O 360 derecelik ses efektini yakalayabiliyorsun. Tam sadece sürücü tarafında var. Donanım olarak baktığım zaman dijital klimamız var. Evet, o da yine standart özellikler arasında. Haricinde konsolda deri kaplamalar var. Kapılarda deri döşemeler geliyor. Koltuklarında kombinasyonu çift renkli. Bir de şu vites yanlarında deri detayları var. Bu beyaz deri çok güzel bir detay bırakmış ama yani aracın içine bindiğin zaman çok farklı bir hissiyat veriyor insanın. Türkiye'ye gelmeden birkaç tane renk opsiyonu var. İşte turuncu, mürdüm rengi, beyaz bu şekilde. Ya ön konsol çok sade ve şık. Yani sade ve şıklı bulmuş. Yani gerçekten ben baktığım zaman hoşuma gitti. Malzeme kalitesi de iyidir. Aynı zamanda yumuşak deri kullanılıyor. Yani eline attığın her yerde hemen hemen yumuşak plastikle karşılaşıyorsun. Evet, yani bu araca bindiğiniz zaman kaliteli bir araca bindiğiniz hissini çok net yaşıyorsunuz. Aynen öyle. Bagaj torpido vesaire, bu da yeterli sınıfına göre bakarsak şayet. Haricinde kol dayamamız yine geliyor. Ekranımız güzel. Çok şık bir ekranımız var. Güzel yerleştirilmiş. Aynen öyle. Ekranda kullandığımız ne gibi özelliklerimiz var ekstra diyebileceğimiz? Yani bunda navigasyon standart. Android ve Apple CarPlay standart olarak geliyor. Bu aracı park ederken benim dikkatimi çeken bir özellik oldu. Direkt yukarıdan aracı gösteren. O çevre görüş kamera sistemi 8 kilometre hıza kadar. Kamera düğmesine basarsanız yine şehir içi trafiğinde de kullanabilirsiniz. Ama zaten park esnasında gayet hayatı kolaylaştırıyor. Otomatik eve giriyor zaten. Aynen. Bir de arka park sensörü standart özellikler arasında. Yeteri kadar özellik var. Hatta bir üst sınıfa göz kırpan neticesinde özellikler var. Yani Kaşkay'ın minyatürü gibi bir şey. Kör nokta uyarısı B segmentte müthiş bir şey. Aynen öyle. Hem de çift kullanılan amortisör sayesinde, daha doğrusu hidrolik çalışma sistemi sayesinde
Özellikle kasislerde daha top ve daha konforlu hissettiriyor. Evet, bu çukurlarda hissiyatı çok daha farklı yani. Eski Micra ile zaten hiç kıyaslayamayız herhalde. Ciddi güzel hissiyatı var. Şu anda uyarıldım mesela, çok yakından gittiğin için sesli olarak ikaz ediyor. Onu da hemen uyarıyor. Ya. Yakıt tüketimi bu arada hani değinecek olursak da ortalama 6,5 litre falan yakıyor. Gayet başarılı. 1.0, 100 beygir bir arabanın otomatik şanzıman. Gayet iyi. Bir de bu arka tarafa doğru giden bu kapıların kenarından gelen detay çok güzel bir çizgi. Evet, karakteristik bir çizgisi var. Kaputtan başlıyor. Arka stoplara kadar devam ediyor. Ne bu? Çarpışma önlemi. Her şey var. Çarpamıyorsun galiba. Yok, çarpamıyorum. 40 kilometreye kadar durduruyor. 50 kilometrede de çalışıyor ama çarpmanın şiddetini azaltır. Bu arada Vizya'dan itibaren yani 3-4 tane paket var. Bu 4 paketten Vizya'sı çarpışma önleme, şerit takip, dijital klima, Android Auto, Apple CarPlay ve otomatik yanan farlar standart. Bir üstüne çıktığınızda yani Teknodon'un orada çelik şantlar geliyor. Haricinde geri görüş, park sensörü, akıllı anahtar, anahtarsız giriş ve çalıştırma, bir de deri direksiyon ekleniyor. Vizya'da deri direksiyon yok. Bir de bu araçta dışarıdan baktığımız zaman yani araca binmeden önceki konfor da işte otomatik kapanan aynalarımız var. Evet. O da yine bu donanımda standart zaten gelen özellikler arasında. Anahtarsız binme inme var. Evet. Ama Nissan'ı ben yine küçük bir eleştirecek olursam izninizle. Tabii. Bu hayalet ekranı ben görmek isterdim yine. Yani evet, kendi standartında, kendi karakteristiğinde bir özellik bu. Ama hayalet ekranı olsa sanki böyle, artık belki göz alıştığı için ya göz istediği için de olabilir, biraz daha farklılık istiyor. Muhakkak. O da olsa güzel olabilirmiş diye düşünüyorum. Yani ben de olsun isterim tabii ki ama görsel amaçlı yapılan şeylerde genellikle bir yerden kısılıyor. İşte nedir? Metalik boyadır. Ya da ne bileyim nedir? Boz müzik sistemidir. Nissan da bunu aslında daha çok güvenliğe ve kullanışlılığa yormuş. Aynen, orada kullanmak aynen istemiş. Aslında doğrusu bu ama yani işte. Yani ergonomiklik dersen baktığın zaman birçok şey zaten hani elinin altında. Aracımızda eko modumuz yok galiba. İki tane sürüş modu var. Spor ve normal. O da zaten vites üzerindeki düğmeyle kumanda edebiliyorsun. Spor aldığın zaman biraz daha. Hani biraz da üst seviyelerde vites attırıyor. Şimdi şanzımandan biraz konuşalım mı? Çünkü bu şanzıman, teknoloji X-Tronic şanzıman yeni duyduğumuz. Aynen. Yani bildiğimiz geleneksel aslında Qashqai'deki kullanılan CVT'nin biraz daha geliştirilmiş bir versiyonu. Kaydırma yapmadan, hem de hafif olduğu için zaten bir ses vesaire de yok. Bir de aynı şekilde tam otomatik gibi çalışıyor. Bu arada tork konvertörlü bir şanzıman. Yani tam otomatik de şanzımanla aynı. Bir de şanzımanımızda L görüyorum. Bu normalde bizim daha çok SUV'larda alıştığımız, dağdan bayırdan inerken aynen aldığımız, kullandığımız da olmadı. Biraz daha devirli kullanmanız için, yokuşlarda vesaire ihtiyacınız olursa, ki çok ihtiyacınız olmaz ama olursa şayet, araç yüklüyken kullanabilirsin. Yani yeni Micra için şunları söyleyebiliriz herhalde. Ben kendi düşüncelerimi söyleyeceğim. Çok farklı bir araba. Yani eskileriyle kıyaslanamayacak bir araba. Gerek bagaj hacmi olsun, gerek büyüklüğü olsun, gerek tasarımı olsun ve donanımı olsun. Evet. Ciddi anlamda dolu bir araba. Kullanışlık ve pratiklik açısından çok mükemmel bir araba. Yani 50'nin altında otomatik durdurması. 40 için garanti veriyoruz ama 50 için vermiyoruz galiba onda. Yok, 50'ye kadar olur. Fakat şöyle, 40 kilometreye kadar fren yapıp durduruyor. 50'de çarpmanın şiddetini azaltıyor. Donanımsal olarak ciddi anlamda dolu bir araba. Yani hız sabitleyicinizden, limitleyicinizden, dijital klimanıza, aracı anahtarsız binip inmeden otomatik kapanan aynalara, yani arabada yok yok diyebiliriz herhalde. Tabii onlara çok değinmedik ama orada tabii şerit takip vesaire onlar hepsi var. Otomatik yanan farlar, otomatik silecekler, cruise kontrolü, hız limitörü, telefon, bas konuş, bunlar standart özellikler. Biz bugün bu arabayı almak istesek ne kadar alırız? Yani bugün bu araba ortalama 158 bin TL bandına geliyor. Yani Şubat ayı için bu fiyatlardan bu araç satılıyor. Aynen, olabiliyor. Nissan Micra'yı tavsiye eder misin sorusuna ben kendim şahsen tavsiye ederim diye söyleyebilirim. Küçük bir soru sormak istiyorum ama size. Tabii. Bu arabayı şimdi almayacak olsanız hangi sebeple almazdınız? Bir sebeple almayacak olsanız Nissan Micra'yı hangi sebeple almazdınız? Var mı böyle bir sebep? Yani, veya bir sebep bulun. Bir sebep açıkçası hani şöyle, hani ben markasında da bulunduğum ve çalıştığım bünye olduğu için Nissan markasının haricinde farklı markaları da ben kullanıyorum. Açıkçası belki evet hayalet gösterge vesaire yok ama kullanışlık ve ergonomi anlamında Nissan birçok markaya göre gayet iyi. Bir de hani artısı olarak filo yapısı diğer markalar kadar çok ağı geniş olmadığı için yani herkesin de ulaşabilir bir
otomobil olmadığından kaynaklı daha çok beni cezbediyor açıkçası. Onu söyleyebilirim. Yani kullanışlılığı da tabii ki artı olarak söylüyorum. Bunda da en çok sevdiğim özellik şu Bose müzik sistemi. Yani çok üzerinde durmadık ama ben mesela müzik sever olarak şunun sunmuş olduğu deneyim gayet güzel. Şimdi o müziği videoda deneyemedim. Çünkü dolayı telif hakkı yiyeceksin. Aynen. O yüzden kapatınca onu bir deneyeceğim ben. Aynen. Ama gerçekten güzel yani, onu söyleyebilirim. İyi bir deneyim sunuyor. Gelecek olan yeni Juke'da iki kafalıkta da olacak. Spor koltuklar gelecek. Aynı motorun 117 beygirlik versiyonu gelecek. 180 Nm ama muhtemelen 200 Nm de olabilir. Overboost sistemi eklenecek. Bir de döşemelerde onda kadife yani alkantara detayları olacak. Konsol aynı ama. Yani o zaman Juke için de bir söz alabilir miyiz? Video çekim daha için. Gelmedi ama bakalım nasip. Ekim-Kasım gibi gelme olasılığı var. Belki daha erken de gelebilir. Şu an için net bir şey belli değil. Hatırlarsınız tam Kaşkay'da bu yolda giderken böyle Mikte'yi konuşmuştuk. Aynen. Ben hemen sözü almıştım. Nissan araba çıkarttıkça biz herhalde bu şekilde videoda devam etmeye çalışacağız. Şöyle fırsat buldukça yardımcı olurum. Tekrardan bu video için çok teşekkür ederim Atalay Bey size. Ben teşekkür ederim. Umarız arabahakkını.com'a izleyiciler için de keyifli ve bilgi dolu video olmuştur. Yeni test sürüşü ve sahibinden öğren konsept videolarında görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Araba hakkında bilgi sahibi olmadan araba sahibi olmayın. arabahakkında.com